Obama yönetiminin askeri harcamalarda kesinti yapması kararına Pentagon tepki gösterdi. Pentagon üst düzey yetkilileri ve Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, 1 Mart'ta devreye girecek bütçe kesintilerinin Amerikan ordusunda zafiyete uğratacağını söyledi. Amerika'daki üst düzey askeri yetkililer Pentagon'da yapılacak bütçe kesintilerine karşı çıktı. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin oturumunda konuşan Savunma Bakanlığı yetkilileri, konca üyelerinden 1 Mart'ta devreye girecek 46 bütçe kesintilerini onaylamamalarını istedi. Amerika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey, tehlike derecesinin yüksek olduğuna dikkat çekti. 1 en az tehlikeli, 10 en tehlikeli şeklinde bir derecelendirmeye tabi tutulursa, bütçe kesintilerinin Amerikan ordusunda 10. dereceden tehlike yaratabileceğine dikkat çekti. Dempsey kesintilerle ordunun hazır bulunma ve muharebe yeteneğine büyük darbe vuracağını ve ülke yönetimine daha az seçenek sunacağını açıkladı. Amerika Kara Kuvvetleri Komutanı Ray Odierno da kesintilerin aktif orduda en az 100 bin kişilik personel kaybına neden olacağını belirtti. Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Ashton Carter, otomatik kesintilerin Pentagon'u zafiyete uğratacağını savundu. Ashton, 800 bin sivil çalışanının çoğunu haftada bir gün ücretsiz izne çıkarmak, gemi ve uçakla kısmak, eğitim faaliyetlerini kısmak, hava kuvvetlerinde uçuş saatlerini azaltmak, silah sistemlerinin bakımı için sağlanan fonu azaltmak, donanma ve deniz piyade birliklerinin operasyonlarının sayısını düşürmek zorunda kalırız dedi.